Ramazan'a şerhimiz mübarek olsun. Bugün birinci gün. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir zalimlik varsa, nerede haksız bir baskı varsa, nerede zulme uğrayan insan varsa, biz onun yanındayız. Ne yazık ki Filistin halkı uzun yıllardır, ama uzun yıllardır büyük acı içerisinde ve büyük baskı içerisinde. Filistin halkının çok masumane talepleri var. Ülkelerini istiyorlar, yurtlarını istiyorlar, vatanlarını istiyorlar. Kim istemez ki? Bundan daha masumane, bundan daha haklı bir talep var mı? Kaldı ki Kudüs, Müslümanlar için Mekke'den sonra en kutsal kenttir. Ve bunun için tamamen demokratik, hiçbir eylem yapmadan demokratik bir gösteri, bu kutsal kenti talep eden savunmasız insanlara hunharca saldırmak, bu insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs 2018 günü dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanmıştır. Yaşanan bu vahşet insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak onlarca Filistinli hunharca katletmiştir. 60'ı geçti mi? Belki 70'i bulacak yaralarla. Sürekli artıyor ölüm sayısı. Hunharca katledilmiş, binlercesi de yaralanmıştır. Unutmamalıdır ki Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs'te ABD'nin ve İsrail'in ortaklığında işleyen bu insanlık suçunu masum halka kurşun çıkan İsrail'i lanetliyor ve kınıyoruz. Devlet arası diplomasi toplumların can güvenliğini ve yaşam standartlarını korumak için vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuk ve diplomasi yok sayarak tüm kınamalara rağmen aldığı karar, yıllardır zulüm gören Filistin halkını bir kez daha navlunun ucunda itmiştir. Filistin halkı bir kez daha zalimin zulmü karşısında canını vermiş, ancak özgürlük duruşundan ve Kudüs'ten taviz vermemiştir. Sehem ve çalışanlar olarak Filistin halkının onur mücadelesinin arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İsrail'in vahşi ve insanlık dışı saldırısında şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazi onlara acı şifalar veriyoruz.